çivici katilini duydunuz mu? Hazırlamış olduğum bu videoda bazı içerikler rahatsız edici olabilir. Hassas bir bünyeye sahipseniz videodan çıkmanız için tam zamanı. Çivici Katil Süleyman Aktaş. Türkiye tarihine en çok ses getiren katillerden birisi olan Çivici Katil lakaplı Süleyman Aktaş'ın hikayesi. Süleyman Aktaş, Denizli'de Türkiye Elektrik Kurumu Müessese Müdürlüğü'nde çalışan, kendi halinde evli ve iki çocuk babası bir hat işçisiydi. Sıradan başlayan bir günde 31.500 volt elektrik akımına kapılır ve ağır yaralanır. Bu iş kazasının sonucu olarak kendisinin ve çevresindeki birçok kişinin hayatını derinden etkileyecektir. Uzun süre yoğun bakımda kaldıktan fiziksel olarak iyileşse de beyninde hasar oluşmuştur. Hasar sonucu halüsinasyonlar görmeye, kafasının içinde sesler duymaya başlamıştır. Bu sesler yüzünden 1986 yılında Antalya'da yol sorduğu bir başkomiserin kendisine ters cevap verdiği gerekçesiyle vurarak öldürmüştür. Çıkarıldığı mahkeme tarafından hasta olduğu gerekçesiyle Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne gönderilmiştir. Burada 3,5 yıl kaldıktan sonra Denizli'nin Çambaşı köyüne yerleşmişti. Köyde geçirdiği 5 yılın sonunda iç sesinin esiri olup yaşlı bir çifti evlerinde başlarına çekiç vurarak sersemletip henüz hayattayken sol gözlerine ve alınlarının tam ortasına çivi çakarak öldürmüştür. Yaşlı çiftin cesetleri geç bulunduğundan bedenleri kurtlanmış ve çürümeye başlamıştı. Bu yüzden cinayet tespit edilememiş ve ölümleri gıda zehirlenmesi nedeniyle gerçekleştiğine kanaat getirilmişti. Ölümlerin üstünden bir ay geçmişti ki köyde yine yaşlı bir çift bu kez cinayet olduğu açıkça belli bir şekilde evlerinde ölü bulunmuştu. Maktullerin sol gözlerinde iki, alınlarının ortasında bir çivi çakılı durmaktaydı. Panik içinde cinayetleri akrabalarına haber vermeye giden bir köylü, akrabasını da aynı şekilde çivilenmiş, can çekişirken bulmuştu. Yaralı adamın ağzından çıkan son kelime, arkadaşı olan katilin adı olmuştu. Yani Süleyman Aktaş. Kurbanının ifadesiyle yakalanan Aktaş, kolayca teslim olmuştu. Yapılan aramalarda, evinin alt katında uçları özenle sivriltilmiş beton çivileri ve öldüreceklerinin yazıldığı bir liste bulunmuştur. Yapılan sorguda soğukkanlılığıyla dikkat çeken katil, kendisine verilen ikinci görev gereği 3 kişiyi öldürdüğünü ve 9 rakamının önemli olduğunu söylemiştir. İşlediği cinayetlerde bu yüzden 3'er çivi kullandığını söylemiştir. İkinci görev demesi üzerine bir ay önce gıda zehirlenmesi olarak kayıtlara geçen ölümlerin de onun eseri olduğu ortaya çıkmıştı. İlk cinayetlerinin üçleme öncesi alıştırma niteliği taşıdığını söylüyordu. Görevlerin yukarıdan geldiğini, zamanlamayı gösteren sinyali ise televizyonda Bakanlar Kurulu'nu izlerken aldığını ifade ediyordu. Çivici katile yapılan muayenede paranoid şizofren olduğu ortaya çıktı ve tedavisi için Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırıldı. Köylüler Süleyman Aktaş'tan o kadar korkuyordu ki kaldığı hastanenin demirlerini kesip buraya gelecek korkusuyla 1500 olan nüfusu 680'e düşmüştü. Bugün hala bu hastanede yüksek güvenlikli bir odada kalan çivici katilin tedavisinde bir ilerleme kaydedilebilmiş değil. Yukarıdan aldığı mesajlar
ve kafasının içindeki seslerin ne olduğu hala bilinmemekte. Sizce kafasının içindeki ses neydi? Bu arada kanalıma abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Görmek istediğiniz konuları yorumlara yazarsanız ve beni sosyal medya hesaplarımdan takip ederseniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.